Teşekkürler Turan Seven. Karşılaşma sonrası Ceydin Ostarvoli ile beraberiz. Sinan Levi tercümede bizlere eşlik edecek. Öncelikle hem Ceydin hem de takımımızı tebrik ediyoruz. Neler söyler, karşılaşmayı ilk olarak nasıl değerlendirir? Congratulations to you and to the team as well. First of all, what would you like to say about the victory? Yeah, thank you. Yeah, it's a good victory. We needed this. Every game we see like a new game. So yeah, we improve day by day, game by day, by game. So yeah, we're very happy with this win. Teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Bizler için buna ihtiyacımız vardı. Her maç bizim için yeni bir maç. Gelişmeye çalışıyoruz gün gün, maç maç. Bugünkü sonuçtan dolayı mutluyuz. Tabii 13'te 13'te yaptık Sinan ama inanılmaz bir karşılaşma çıkardık bugün. Özellikle ilk yarı tamamen rakibimizi domine etmeyi başardık. Özellikle ilk yarı için nasıl bir yorumda bulunur Ceydin Osterwold'e? So we have won 13 out of 13 matches and today we played very well, especially in the first half we dominated the game. What would you like to say especially for the first half today? Yeah, we get tactics from the coach and we did our jobs good. We followed the things coach said and yeah, we did it good on the pitch. Everyone was ready for this game and yeah, we killed them in the first half and the second half we just played our game and finished the game well. Evet, hocamızdan maçtan önce taktikleri iyi bir şekilde dinliyoruz ve sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz ki bugün de bunu gerçekleştirdik. Sahada çok iyi bir şekilde uyguladık. Takımda herkes bugünkü maç için hazırdı. İlk yarıda zaten rakibimizi bitirdik. İkinci yarıda da kendi oyunumuzu oynadık. Çok teşekkür ederiz Ceydin'a ve tebrik ediyoruz. Sinan da seni de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Turan Seven. Karşılaşma sonrası şimdi İsmail Yüksek'le beraberiz. İsmail, öncelikle tebrik ediyoruz. Harika bir atmosferde yine harika bir karşılaşma çıkardık bugün. Neler söylersin ilk olarak karşılaşma için? Ya abi, fantastik bir başlangıç, fantastik bir maç oldu. Hem bizim için hem de izleyenler için gerçekten çok güzel bir maç oldu. Maçın her anını isteyen, maçın her anında mücadele eden, maçın son noktasına kadar da bırakmayan bir Fenerbahçe vardı bugün sahada. Taraftarımızla her zaman söylüyorum, her röportajımda söylüyorum, geçen sene de bu sene de söylüyorum. Taraftarımızla birleştiğimiz zaman çok farklı bir seviyeye çıkıyoruz. Bugün de aynı şekilde inanılmaz bir destek vardı. Sahada da biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve yaptığımızı da düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok güzel bir skor aldık ama gerçekten yoğun bir takvimin içindeyiz. İyi gidiyoruz şu an, kazasız gidiyoruz. İnşallah pazar günü de kendi sahamıza yine taraftarımızın desteğiyle Rize Spor'da yenmek istiyoruz. 6 yaptık ligde. Yani gerçekten pardon 13'te 13 resmi maç. Ligde de 6'da 6 yaptık. Devam ediyoruz kazasız belasız. Umarım her şey böyle iyi gider. Tüm takım arkadaşlarımı tekrardan tebrik ederim. Peki İsmail, özellikle ilk yarıyı sormak istiyorum müsaaden olursa. İnanılmaz bir domine ettiniz rakibinizi. Rakip yani savunmada özellikle sen ön plana çıktığın için şunu sormak istiyorum. Rakibin isabetli şutu yok. Bu arada inanılmaz bir istatistik tabii ki de. Nasıl değerlendirirsin? Özellikle ilk yarıyı aslında onu sormak istiyorum. Ya dediğim gibi fantastik bir başlangıç oldu bizim için. Galiba 15. dakikaya kadar 3-0 oldu yani. İnanılmaz bir iyi bir başladık. Çünkü ön taraf çok iyi savunma yaptı. Aslında savunma ön taraftan başlar bizde. Ön taraf çok iyi bir baskı yaptı. Baskıdan bulduğumuz gollerle, duran toptan bulduğumuz gollerle iyi başladık. İsabetli şut olmaması ben de şimdi öğrendim. Gerçekten çok iyi oldu. Dediğim gibi gerçekten iyi gidiyor. Savunma da, ön tarafta, kalecimiz de. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Oynamayanlar da bize çok destek oluyor. Oynamayan herkes takım olmuş. Yani görüyorsunuz sahada herkes istiyor, kazanmak istiyor. Maçtan sonra da taraftarımızla birlikte kutladığımız için de ayrı mutluyuz tabii. Her şey şu an gerçekten çok güzel gidiyor. Umarım bugünlerimizi aratmayız. Tabii maçtan sonra da güzel bir an oldu. Tadiş'le seninle evet, formayı verme konusunda. Ya Tadiş inanılmaz bir vücuda sahip gerçekten. İnanılmaz bir profesyonel gerçekten. Gördüğünüz gibi zaten vücudundan belli. Her gün gerçekten çok da çalışıyor. Biz de yani elimizden gelen çalışmayı zaten yapıyoruz. Bakalım abi. Tabii işte orada bir şakalaştık biz. Çünkü her maçtan sonra formasını çıkartıyor. Ben de Edin abiyle konuştuğumuzda hep söylüyorum. Formasını çıkartıyor falan diyorum. Bugün de ben şaka yapayım. O da bana şaka yaptı. Harika harika. Tekrar tebrik ederiz İsmail. Çok teşekkür ediyoruz röportaj için. Evet, sana Aleksandr'ı hepimizi tebrik ediyoruz öncelikle. Harika bir galibiyet. Yolumuza adım adım devam ediyoruz. Nasıl değerlendirir hem galibiyet hem de karşılaşma? Tout d'abord, je vous félicite pour avoir gagné 3 points. Et on continue bien. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de la victoire qu'on a réussie aujourd'hui? Tout d'abord, je voulais féliciter l'équipe féminine de basket pour avoir gagné la Super Coupe. Pour Fenerbahçe, c'est le meilleur club dans le monde en sport. Maintenant, je vais parler du match.
Donc nous avons démarré très fort le match, nous avons marqué très rapidement. Donc je pense que nous avons contrôlé le match en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, on a su gérer le match. Et je suis très content aujourd'hui qu'on a pris les 3 points parce que c'était un match pas facile et important pour nous. Öncelikle kadın basketbol takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Çünkü Süper Kupa'yı kazandılar. Gerçekten Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Maçla alakalı olarak gerçekten bugün güçlü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum maça. Ve hızlıca golleri bulmasını bildik ve sonrasında da maçı domine ettik, kontrol ettik. İlk yarı bu şekilde geçti. İkinci yarı da aynı şekilde topa sahip olmaya devam ettik. Ve oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Takım olarak iyi mücadele gösterdik. Almış olduğumuz 3 puandan dolayı çok ama çok mutluyum. Kolay bir maç olmadı. İyi bir mücadele gösterdik. Ama önemli olan bugün elbette ki aldığımız galibiyet. Yani şimdi burada yetişe adet olmuş bir başarı performans sergiliyor ama sağ içi tepkileri, sevinçleri, kızgınlıkları, taraftarları yoluna giriyor. Bu kadar hızlı adapte olmasını sağlayan şey neydi? On voit clairement que tu as bien adapté ici et tu as adapté trop rapidement parce qu'on peut voir aussi ça sur le terrain quand on montre les réactions, quand on voit ta communication, quand on voit également ta communication avec les supporters, toutes les réactions se montrent que tu as bien adapté et adapté rapidement. Quelle est la raison de ça? Et tu mets aussi le bandai, ça c'est une, il y a une raison pour ça. Ouais, tout d'abord, ouais, je me suis très bien adapté à l'équipe parce que aussi on est une équipe avec des bons gars. Donc c'est plus facile pour l'intégration. Après, maintenant, je suis un joueur d'expérience. Je suis en équipe nationale. Donc je sais m'adapter rapidement dans les clubs. Je suis très content que ça se passe très bien pour ce début de championnat. Mais maintenant, il faut que ça continue. C'est que le début et il faut encore faire des grosses performances. Et pour le bandage, en fait, c'est parce que je m'étais blessé il y a à peu près 10 ans de ça à l'avant-bras. Et du coup, j'ai une cicatrice. Donc du coup, c'est pour la protéger. Evet, ben de aynı şekilde hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum kulübüme. Çünkü takımımızda gerçekten çok kaliteli insanlar var, çok kaliteli oyuncular var. Dolayısıyla sizin de entegrasyonunuz, uyumunuz daha kolay bir hale geliyor. Ben de aynı şekilde tecrübeli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda milli takım oyuncusuyum. Dolayısıyla bütün bu sebepler, kulüpteki insanlar, çalışanlar, futbolcular, bütün bu sebepler benim hızlı bir şekilde buraya adapte olmamı sağladı. Evet, şu ana kadar iyi bir oyun gösteriyoruz saha içerisinde ve galibiyetlerle devam ediyoruz. Şu ana kadar gerçekten iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim ama tabii ki de ileriki maçlarda çok daha fazla, çok daha yüksek performanslar da göstermek istiyorum. İstiyoruz takım olarak. Sorduğunuz bandaj sorusuyla alakalı 10 yıl önceydi tahminen. O dönem bir sakatlık yaşamıştım. Dolayısıyla hem koruma amaçlı hem de kolumu sarmak açısından, korumak açısından onu kullanıyorum. Tout d'abord, félicitations pour avoir marqué le but. On peut dire que tu as marqué le but comme un attaquant parce que tu as bien fermé ton pied quand tu étais en train de tirer. Moi, je veux aussi demander la question sur ta célébration après avoir marqué le but. Tu fais cela, est-ce qu'il y a un sens de ça? Tout d'abord, j'aime bien travailler avec les attaquants en entraînement, en fin d'entraînement. Donc c'est pour ça que des fois, quand je me retrouve en position, ben, j'arrive à bien tirer. Donc je suis content d'avoir marqué ce beau but. Et pour la célébration, je vois qu'ils regardent vraiment tout ici. Ils analysent vraiment tout. J'ai fait un W et un E. C'est le prénom de mes enfants. Açıkçası antrenmanlarda da ofansif grupla beraber çalışıyorum. Şutları çalışıyoruz hep birlikte. Dolayısıyla o pozisyonları ben de değerlendirmeye çalışıyorum. Bugün de bulmuş olduğum pozisyonda gol atmayı başardım. Top iyi yere gitti. Gol sevinciyle alakalı olarak da ben her şeyimi sahada göstermeye çalışıyorum. Açıkçası W ve E harflerini aslında yansıtmaya çalışıyorum ki bunlar çocuklarımın baş harfleri. Fenerbahçe'de geçen sezon kimliğince Rüzgar'a taraftar sevgisi olmuştu. Bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Nijay'le Cikri ya da Bekar yan yana nasıl düşünürsünüz diye taraftarlar tutuyor. Biz Nijay'i Cikri'den memnunuz. Onu istiyoruz. Deka olan uyumundan da çok memnun. Bununla ne söyleyeceksin?
L'année dernière, Kim Min-jae jouait ici comme un défenseur central. Il a vraiment montré une très bonne prestation aujourd'hui. Les supporters l'aimaient beaucoup. Et on peut dire également que les supporters, cette saison, ils sont également très contents de ta prestation. Et qu'est-ce que tu peux dire à propos de ta prestation aussi pour les commentaires des supporters à propos de cela? Déjà, Kim Min-jae, j'ai déjà regardé des matchs de lui. Et c'était un très très bon joueur. C'est pour ça qu'il est parti au Bayern Munich. Quand je suis arrivé ici, on m'a demandé qu'est-ce que entre guillemets je venais faire ici, est-ce que je voulais être le meilleur défenseur. J'ai dit je ne veux pas me comparer aux gens, je veux être moi-même. Les gens verront ce qu'ils verront sur le terrain. Je suis très content que ça se passe bien. Maintenant, comme je l'ai répété, c'est que le début, il faut continuer à travailler et pour être le plus performant possible chaque week-end. Kim Min-jae maçlarını seyrettim ve gerçekten kendisi çok kaliteli bir futbolcu, kaliteli bir defans oyuncusu. Zaten böyle bir oyuncu olduğu için de Bayern Münih'e transfer oldu. Benden istenen şey açıkçası çok net. Ben her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Dolayısıyla bu tip kıyas durumlarına kendimi çok fazla sokmak isteyen birisi değilim. Çünkü benim için en önemli olan şey takıma fayda sağlayabilmek ve takım için en iyisini ortaya koyabilmek. Ben buna daha çok odaklanıyorum ve bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilmek adına. Dolayısıyla en iyi performanslarımı ortaya koyabilmek adına gelecekte yine çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. Qu'est-ce que tu veux aussi sur ton harmonie avec Becker? On s'entend très bien. On n'a pas beaucoup joué ensemble, mais on s'entend très bien. Et franchement, c'est bien. Mais je m'entends également bien, que ce soit avec Serdar Aziz ou également avec Samet, avec qui on a fait des bouts de match. Franchement, je trouve qu'on est des centraux vraiment complémentaires et on peut beaucoup jouer. On attend aussi que Luan Perez revienne de blessure parce que c'est un très bon joueur également. Evet, Rodrigo Becao ile gerçekten iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Aramızda iyi bir uyum var. Ama aynı şekilde Serdar Aziz'le de Samet'le de iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Hep beraber uyum içinde bana göre elimizden gelen en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da takım açısından gerçekten önemli. Tüm pozisyonlarda olduğu gibi bana göre komple bütünüyle en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Oynayan kim olursa olsun. Bunun içine tabii ki Luan Perez'i de ekleyebilir. O da çok kaliteli bir oyuncu ama maalesef sakatlığından dolayı oynayamıyor. Süper Lig'de diğer maçı takip edelim. Fransa Ligi'de Süper Lig arasında. Est-ce que tu peux faire la comparaison entre la Ligue française et la Ligue turque? Ouais, je pense que c'est deux ligues différentes. Je trouve que dans le physique, elles sont similaires, elles sont pareilles. Mais je trouve que techniquement, en France, les équipes gardent plus le ballon, alors qu'ici, les gens jouent plus en transition défensif-offensif. Le jeu, il est plus direct. C'est ça vraiment la différence que je remarque dans le championnat. Evet, iki lig arasında gerçekten fark var. Özellikle fiziksel anlamda benzerlikler olduğunu söyleyebilirim ama Fransa Ligi'ne baktığımızda takımlar çok daha teknik oynamaya çalışan, çok daha topa sahip olmaya çalışan takımlar. Böyle oynamaya çalışıyorlar Fransa Ligi'nde. Ama burada daha çok geçiş oyununun olduğunu görüyorum ve direkt kaleye gitme odağı söz konusu, konsantrasyonu söz konusu. Dolayısıyla bu farkları söyleyebilirim. Çok iyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Merci. Teşekkürler. İyi akşamlar.